Evet, iyi akşamlar Ersay. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz hasta gibiyim ama değilim. Çok geçmiş olsun diyelim. Çok yazı bitirdik. Bütün Türkiye turnelerinde gördük, görüştük. Şimdi evet. İstanbul'dayız. Yeni sahneler, kış sezonu. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Valla yazı çok yoğun geçirdik maşallah. Çok güzel konserlerimiz oldu. Çok güzel geri dönüş oldu. Ben biraz da alışık değilim aslında bu kadarına. Stüdyoda hep çalıştığım için ondan sonra. Tabii onlarla bütünleşmek, dinleyiciyle bütünleşmek bana çok iyi geldi. Motive etti. Yeni şarkılar için özellikle ne yaparız, nasıl bir şey yaparız, insanlar neler seviyor, neler dinliyorlar falan. Çok güzel bir dönem geçirdik. Biraz yorucu oldu böyle, birazcık sağlığım bir gidiyor geliyor falan ama çok mutluyum. Her şey çok yolunda. Yeni dönem dediniz ama bu sene çok sahnelerde gördük sizi. Genelde her zaman kaleminizi konuştururdunuz. Ama bu sene bol bol sahnelerde de izliyoruz. Evet. Bunun bir nedeni var mıdır? Sizi buraya ne itti? Ya şey oldu böyle, tatlım tatlım çıkardıktan sonra başladı aslında her şey. Ben o zamana kadar arka tarafta hepiniz biliyorsunuz. Söz yazıyorum, beste yapıyorum, prodüksiyon yapıyorum. Sonra tatlım tatlım bir anda o kadar güzel bir kitleye ulaştı ki. O kitle sonra benden şarkı istemeye başladı. Sonra arkasından iki aşı yaptım. Kitle daha da büyüdü. Sonra tekrar o kitleyi mutlu edeyim dedim. Onlar için aslında bir şeyler yapayım derken nokta albümünü yaptım. O da başka bir kitleye oluştu. Sonra zaten günümüze geldik. Bir anda ben kendimi şarkı söylüyor, konser yaparken buldum. Çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum, çok mutluyum. Bir kere her şeyden önce şarkılarımı ben hep evde dinliyordum. Kendim dinliyordum. Ulaştığını biliyorum ama onlardan nasıl geliyor o tepki, onlarla beraber nasıl söyleniyor? Bunu çok fazla tadamamıştım. Bu beni çok motive etti. Onlarla beraber o şarkıları söylemek, aa evet ya bu şarkıyı da sevmişler, bu şarkıyı da beğenmişler demek benim için çok daha büyük mutluluk oldu. Peki bu başarının bir sırrı var mı? Sonuçta 500'den fazla şarkı yazdığınızı biliyoruz. Aynı zamanda bütün yaz hala devam eden sahneleriniz devam ediyor. Bu kadar şeyi başarabilen çok nadir insanlardan bir tanesiniz. Estağfurullah. Bu başarının sırrı nedir sizce peki? Ya çok çalışmak arkadaşlar. Ben çalışmayı çok seviyorum. İşimi de iş gibi de görmüyorum. 7 yaşımdan beri sahnedeyim ben. 20 yaşımdan beri de üretiyorum. Beste üretiyorum, müzik yapıyorum sürekli. Bunun bir sırrı varsa gerçekten çok çalışmak, çok üretmek ve aynı zamanda dinleyiciyle çok fazla empati halinde olmak. Yani sadece kendim için değil de onlar için de bir şey üretmeye çalışmak. Üretiyorum, üretmeye de devam edeceğim. Yeteneğim, kabiliyetim bana zaten Yaradan'dan gelmiş. Onun üstüne ben de onun hakkını vermeye çalışıyorum kısacası. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum, daha güzelini yapmaya çalışıyorum. Ve böyle de devam edecek. Beni motive eden tek şey de zaten bu. Başarı, bir şeyleri, yaptığım şeyleri karşı tarafa ulaştırabilmek. Onun da tepkisini alabilmek. Böyle de devam edecek. Peki sizin bu kadar sahnelerde yer almanız, birçok sanatçıya şarkı verdiğiniz için sizin sahneye çıkmanız demek, kendi şarkılarınızı kendiniz okumanız demek. Çok eğlenceli böyle oluyor. Böyle ufak sistemler, tatlı sistemler gelmeye başladı mı ya size? Ya sistem değil. Aslında hepsi çok seviniyorlar biliyor musun? Hani abi sana söylüyorduk. Keşke daha önceden çıkarsaydın. Çünkü bütün çalıştığım solist arkadaşlarım sağ olsunlar bana hepsi abi sen bu şarkıyı niye söylemiyorsun? Sen bu şarkıyı niye kendin söylemiyorsun? Ben de hep şunu söylüyordum. Ben paylaşmayı daha çok seviyorum. Sözünüzü bitirmeden buna değinerek bir söyleyeyim. Söylemek istiyorum. Yaptığınız, verdiğiniz şarkılarla birçok sanatçı dönüm noktası oldu. Çok başarılı yerlere geldiler. Şimdi ama ürettiğiniz, yazdığınız böyle içinize sinen bir şarkıyı satar mısınız yoksa siz mi okursunuz? Ben her zaman şunu tercih ettim. Şarkı solistini seçer. Yani bensem solisti bana. Ebru Gündeş'e ya da başka birisi Sibel Can'sa Sibel Can. Ya şarkı solistini seçiyor bende. Ben o konuda egoist davranmıyorum. Hatta düzenlemelerini yapıyorum, aranjelerini yapıyorum ama buna rağmen daha iyi bir ruh gireceği zaman diğer arkadaşlarımla komplike çalışmayı da seviyorum. İşte ben şarkıyı yapıyorum, Ozan Çolakoğlu sevgili dostum düzenliyor. Ya da ben yapıyorum, Erhan Bayrak düzenliyor. Onun için bende şarkı her zaman sahibine gider. Bende kalmaz. Çok güzel şarkılar var. Bu arada üretiyorum mesela. Acaba ben mi okusam? Hiç yok biliyor musun? Bu şarkı bu solistin olmalı. Bu şarkı bu solistin olmalı. Bu şarkı benim olmalı. Yani hepsi nasıl dışarıya davranıyorsam, şarkımı soliste yolluyorsam kendim için de şarkım için aynı şeyi düşünüyorum. Bu şarkı bende patlayacak mı? Evet. O kadar aslında. Peki yeni projeler var mı? Kendinize sakladığınız şarkılardan bir albüm, bir single severler bayağı çünkü var. Bekliyor artık. Ya çok şarkı var. Bu ara çıkartmak istediğim 2-3 şarkı var. Hepsini zaman içerisinde böyle yavaş yavaş sizlerle paylaşacağım. Bir de paylaştığım şarkıları yani diğer arkadaşlarımın söylediği şarkıları böyle toparlayacağım. Onları sizlerle buluşturacağım akustik versiyonlarıyla güzel bir sürprizle. Yeni şarkılar da aralarında tabii ki her zaman gelecek. Üretmeye devam. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ediyorum. Sahneler dilerim. İyi sahneler. Zaten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Ağzına sağlık abi. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha.
biraz daha. Göreyim. Göremiyorum tam. Şunu süperiz. Hepinizi görüyorum şu an. Hoş geldiniz. Bu akşam dinleyeceğiniz şarkıların 99.9'u sözlü müziği bana ait. Bazılarını biliyorsunuz, bazılarını benim olduğunu bilmiyorsunuz. Acaba biliyoruz. Ben de hatta dinleyince, ulan ben bunu ne ara yaptım diyorum. Size güzel böyle bir yelpaze sunduk.